Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Opel Mokka'yı inceleyeceğiz. Mokka'nın lansmanı bugün yapıldı. Lansmanı canlı izleme fırsatı buldum. Öğrendiğim birkaç bir şey var. Onları da sizlere aktaracağım. Eski Opel'lerde olan kaput, siyah tavan geleneği bu araçta devam ediyor. Fütüristik ve stil sahibi bir tasarım var bu aracın. Kendine nevi şahsına münhasır dediğimiz tarzda bir tasarımı var. Önde led farlarımız var. Intelli-Lux LED farlarımız var. Kapalı ızgaramız, elektrik vurgusu. Opel'in gelecek yıllar için planladığı şey yatırımlarının çoğunu elektriğe çevirmek. Her aracı için elektrikli bir model çıkarmak. Bunu da lansmanda söylediler. Bunu da size aktarayım. Rengi çok güzel, böyle elma yeşili, güzel bir yeşili var. Kapalı bir panjur var dedik. Panjurun üzerinde doku detayları var. Burada havalandırma ızgaramız var. Park sensörlerimiz ve sis farımız burada. Aşağıda kromumsu arazi eklentileri var. Burada krom kaplı bir fren soğutması var. Buradan görüyorsunuz, ilerisi gözüküyor. Frenlere buradan hava göndererek soğutmasını sağlıyor. Önde çarpışma önlemenin bir sensörü var. Yukarıda da şerit takip sisteminin kamerası var. Bu araç Ultimate paket üzerine Bolt paket alınmış. Yani siyah kaput ve tavan seçeneği eklenmiş. Fiyatları henüz belli oldu. Ben ekrana görüntülerini eklerim. 365.000 liradan başlayıp 397.000 liraya kadar çıkıyorlar. Etrafını balonlarla süslemişler. Şöyle yan tasarımından devam edelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu araç B SUV segmentinde, ancak bu araç satılırken Crossland satılmaya devam edecek. Lansmanda söylenen bu aracın kitlesi biraz daha genç, yani belli bir yaş kitlesi yok ama kendini genç hissedenler için güzel bir tabir kullandılar, onu da söyleyeyim. Gençlik aşısı niteliğinde hem Opel için hem kullanıcıları için. Crossland biraz daha aile kullanımı için. Şöyle yandan devam edelim. 215-55-18 ebatında konturlu Opel'in yeni tasarım dilindeki jantları mevcut. Yanda plastik dodiklerimiz, plastik eklentilerimiz devam ediyorlar. Arada araç renginde bir parça atarak güzel bir görüntü sağlamışlar. Üstte krom bir parçamız, yine Opel'lerden tanıdığımız gibi, ve siyah tavanımız var. Yandan biraz hafif kupevari duruyor. Asıl bence can alıcı noktası arka tasarımı. Arka tasarım çok hoş. Bu arka tasarımın bir benzerini muhtemelen Astra'da da göreceğiz. Opel'in buradaki amacı, iki tane B SUV sunmasındaki amacı, SUV'lerin artık dünya pazarında fazla satılması ve en çok satılan segmentinin de B SUV olmasından dolayı bu pazarda elini güçlü tutmak, daha çok müşteri çekebilmek için iki tane B SUV ile B SUV segmentine giriyor. Böylece B SUV segmentinde domine etmeye çalışıyor. Bence bu araç çok başarılı bir araç. Gayet güzel olmuş. Arkada yine Intelli-Lux vurgusu yapılmış. Güzel bir led stoplarımız var. Arkada Opel logomuz ve geniş yerleştirilmiş Mokka yazımız. Eliniz buraya gidiyor bagaj açayım diye ama buradan açılmıyor, şuradan açılıyor. Bagajı açıyorsunuz. Elektrikli bir bagaj yok. Ben elektrikli bagaj olsun isterdim. Ama bagaj geniş açılıyor. Bagaj hacmimiz 350 litre. Yine ekrana yazayım, adettendir. Bagajı çift katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Bagaj alımız biraz ince. Bunu söylemem gerekiyor. Altta bir steplemiz yok. Lastik tamir kitimiz var. Bir de altında yalıtım var. Şu yanlarda yalıtım yok. Ama bagajın içi halı kaplamalı. İçeride LED bir aydınlatması var. 12 volt soketi maalesef ki yok. Bu arada araç güç tasarrufu modunda. O yüzden ekranlara bakamayacağız. Ne yazık ki. Yeni gelmiş zaten. Lansman bugün yapıldı dediğim gibi. Hemen bugün bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Burada güzel plastik kaplamalarımız var. İçleri birazcık boş gibi ama bir tane tutma kolumuz var. Buradan kapatabiliyorsunuz. Arka tasarımın geneli güzel. Altta gerçek egzoz çıkışlarımız, ortada bir sis paramız var. Bu arada bu araç 1.2 130 beygir güç üretiyor. Tek motor seçeneğiyle geliyor. 1.2 benzinli olarak. 3 donanım paketi Elegance, GS Line ve Ultimate, yani bu araç. Geriye doğru geçmeden önce depo kapağımızı buraya yerleştirmişler. Böyle geniş bir depo kapağı var. Devam edelim. Ön tasarımla başlayalım. Anahtarsız giriş ve çalıştırma bu araçta mevcut. Bu arada içeriye geçmeden önce dış tasarımla ilgili son yorumumu da ekleyeyim. Bugüne kadar gördüğüm ve incelediğim en tarz sahibi B SUV olabilir. Opel'in buradaki amacı da bu zaten. Tasarımıyla birlikte tasarım seven, tarz sahibi insanları Mokka'ya çekip daha kullanışlı, daha geniş ve aile kullanımı için olan müşterilerini de Crossland'a yönlendirmek. Şöyle kapı üstleriyle başlayalım. Ne yazık ki burası sert plastik, ancak içi dolu bir sert plastik. Burada karbonvari kaplamalarımız var. Gayet güzel görünüyorlar. Şeye benziyor, 2008 kapı içine benziyor biraz. Burası alcantara. Gayet güzel duruyor. Koltuk döşemeleriyle benzer bir dikişe sahip şurada gördüğünüz. Burası deri ve yumuşak. Burada 4 cam otomatiğimiz, ayna kontrollerimiz var. Kapı içi gözümüz gayet güzel. İçinde bir kaplama yok ama biraz geniş, biraz da şurada arkaya doğru gidiyor. Şöyle içeriye bir genel bakış atalım. Bineceğiz şimdi içine aracın. Koltuklara bakalım. Manuel koltuklarımız var. Hani bu paraları verdiğimizde bir elektrikli koltuk arardım. Koltuklarımız gayet güzel. Baldır mesafesi geniş. Deri alkantara karışımı, beyaz dikişli V şeklinde dikişler yapıyor. Gayet güzel. Şu içine doğru geçelim yavaşça. İçine bindiğimizde Opel'lerden tanıdığımız bir direksiyonu var. Gayet güzel görünüyor. Dokunma hissiyatı vesaire güzel. Burada adaptif cruise kontrolün kontrolleri mevcut. Adaptif sabitleme özelliği var bu araçta. Güzel bir irbiği var. Ne çok büyük ne çok küçük. Buradan menü kontrollerimizi yapabiliyoruz. Bluetooth kontrollerimizi vesaire. Buradan yine kolları Opel'den bildiğimiz gibi şu kontrolcüler vesaire. Burada kapıyla kapattığınız zaman bütünleşen bir ızgarası var. Ve baktığınız zaman şöyle gelip sizi saran bir ekran yapısı mevcut. Burada da yine o karbon kaplamalar devam ediyorlar. Şu üst kısımlar sert, üzeri yumuşak. Ama sert, yani sertliğini hissediyorsunuz. Ama kalitesiz bir hissiyat vermiyor. Şöyle bir start stop butonlamasıyım. Ekranı göstereceğim. Enerji tasarruf modu aktif olduğu için göremeyeceğiz ama PSA'dan tanıdığımız bir hayalet göstergesi var bu araçta. Ekrana bakalım. Ekran açılacak mı? Açılmayacak muhtemelen. Ekranı görebilseydik iyi olacaktı. Navigasyon donanımı var araçta. Opel'den tanıdığımız dizilim. Dörtlü butonu burada yer alıyor. Aşağıda bir tane burası bir havalandırma üfleci var. Bir de burada var. Bunun tek olması biraz garibime gitti ama güzel duruyor. Çift yönlü otomatik ve dijital bir klimamız var. Burada 12 voltumuz, USB'miz ve kablosuz şarj ünitemiz mevcut. Aşağı indiğimiz zaman işte start stop'u, şerit takibi açıp kapatmayı, yani burada şerit takip özelliğini, bu da uyarısını kapatmayı, park sensörünü açıp kapatmayı, otomatik park butonumuz var. Otomatik park özelliği de var bu araçta. Aşağı indiğimizde Citroen C4'ten hatırlayacaksınızdır. O videomu da izlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz. Kontrolcü şeklinde bir vites kullanmışlar. Ve yanında sürüş modları butonlarımız var. Gayet güzel. Elektronik bir park bölümümüz var. Burada bir eleştiri yapacağım. Burayı böyle yaymak yerine şöyle kenara bir yer alıp buraya küçük bir göz yapsalarmış daha güzel olurmuş diye düşündüm. Burada 2 adet bardaklığımız var. Üzerinde herhangi bir kaplaması vesaire yok. Burada bir kollayamamız var. İleri geri ayarı da mevcut. İçine bakalım. İçi de yeterli seviyede. İçinde bir kaplama vesaire yok. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Siyah tavan var bu araçta. Aydınlatmalı makyaj aynalarımız. Burada LED aydınlatmalarımız Peugeot grubuyla aynı. SOS butonumuz var. Cam tavan ne yazık ki yok. Siyah tavan var ama cam tavan yok. Karartmalı dikiz aynamız var. Şöyle kokpitin genel görüntüsü çok güzel. İçine oturduğunuzda sizi sarıyor ve çok güzel hissettiriyor. Koltuğumu şöyle bir ayarlayayım. Hemen. Bir de arkaya bakalım. Arka yaşam alanı nasılmış? Torpidoya bakmadık. Torpidosu gayet geniş, derin, aydınlatma yok içinde, soğutma da muhtemelen vardır. O kadar olsun. Buralar sert ama, şuralar falan sert. Burada böyle değişik bir tasarım kullanmışlar. Şu bölge biraz geniş hissettiriyor, ferah hissettiriyor, güzel. Yani şundan şuraya koysalardı muhtemelen boğuk hissettirebilirdi. Bu da güzel olmuş. Hadi şimdi de arka tarafına bakalım. Arka kapıyı açtığımızda kapı üstlerinde sert plastikli materyallerimiz karşılıyor. Bu arada arka camlarımız karartmalı. Burası da sert. Burada bir kaplama beklerdim. Bu kadar güzel tarz sahibi olan bir araçta buraların komple sert olması bence doğru değil. Ufak bir kapı içi gözümüz var. İçerisi biraz buradan bakınca klostrofobik duruyor. Siyah tavan, siyah cam ama içeri nasılmış bakacağız. Şöyle koltuklar yine aynı. 2 adet Sofix desteği var. Yavaştan içeri doğru bir süzüleyim ben. kapıyı kapattığım zaman o kadar da boğulmadığımı fark ettim. Gayet güzel. Diz mesafesi 4 parmaktan biraz fazla. Baş mesafesi şöyle bir karış. Rahatlıkla sığıyor bir karışım. Güzel. Koltukları rahat. Boğulmak hissettirmiyor. Omuz çizgim hemen hemen omzumla aynı hizada kaldığı için gayet rahat. Sadece şu koltuklar, gerçi şurası kalkıyor ama yine kafalığı çok büyük olduğu için önümü göremiyorum. Ben de önümü görmeyi severim arabada giderken. Burada güzel ceplerimiz var. Gayet derinliği yeterli. Burada 2 adet USB'miz var. Başka hiçbir şey yok. Ufak bir şaft tüneli var. Ortada kol dayaması yok. Kol dayaması olsa iyi olurdu. Orta koltuğa bir oturayım bakayım nasılmış. Ortada şaft tüneli olduğu için 3. yolcu rahatlıkla oturamayacaktır. Yanları açması gerekir ayaklarını. Arkadan ön genel bakışta böyle. Güzel, arkası çok boğunak değil. Bir de dışarı çıkalım, bir kapanış yapalım. Evet, bugün sizlerle birlikte yenilenen Opel Mokka'yı inceledik. Siz Mokka hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben genel olarak tasarımını beğendim. Fütüristik ve zamansız bir tasarımı var. Biraz daha bizler gibi genç insanlara hitap ediyor. Dinamik duruyor, hoş duruyor. Ve SUV segmentinde dediğim gibi bugüne kadar incelediğim en güzel araçlardan biri olabilir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.